Eylül 1993. İsrail Başbakanı Isaac Rabin ve Filistin lideri Yasser Arafat el sıkışıyor. Orta Doğu'da İsraillilerle Filistinliler arasında nihayet barış olacağına dair büyük umutlar besleniyor. Fakat o günün üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen barış sağlanabilmiş değil. Oslo Anlaşması işgale son verme şartını getirmedi. Yerleşimcilerin gelmesini engellemedi. Bağımsız Filistin devletinden bahsetmedi. Peres, Gazze'de bir Filistin devletinin ve Batı Şeria'da da İsrail, Filistin ve Ürdün'ün ortak egemenliğinin hüküm sürmesini istiyordu. Arkadaşları tarafından Ebu Ammar olarak bilinen Arafat, 1974 yılında Birleşmiş Milletler'e seslendi. Bu konuşma hem Filistin Kurtuluş Örgütü hem de Filistinliler için mücadelelerinin tanınması anlamına geliyordu. İnneha lemunasebetun hametun. En ya'ud bahsu kadiyyeti Filistin ila hey'atil umemil muttahide. Filistin Kurtuluş Örgütü Birleşmiş Milletler'de prestij kazanmıştı. Ama Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 numaralı kararlarını reddetmeye devam ettiler. Bu kararlar, İsraillilerin güvenli ve tanınan sınır tabir edilen çizginin gerisine çekilmelerini gerektiriyordu. Ama İsrail'in 1967 yılındaki 6 gün savaşından sonra işgal ettiği yerlerden çekilmesini zorunlu kılmıyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Amerikalılar çok temel bir noktada ayrışıyordu. On Security Council Resolutions 242 ve 338, we would strongly oppose any attempt to change them. Bu iki madde 1978 tarihli Camp David sözleşmelerinin temelini oluşturuyordu. Sözleşme Filistin devletini tanımıyordu. Onun yerine Filistin özerkliği tabiri kullanılmıştı. İran Şahı 1979'da kaçarak sürgüne gitti. İsrail bir müttefikini ve önemli bir petrol kaynağını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Norveç'ten Kuzey Denizi'nden çıkardığı petrolü İsrail'e satmak konusunda garanti istedi. Bu gelişmelerin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler askerleri üzerinde kötü sonuçlar doğurmasından korkan Norveç, Arafat'tan bazı güvenceler alması için diplomat Hans Longva'yı gönderdi. Arafat kısa bir süre düşündü. Norveç'in İsrail'e böyle bir garanti vermesinin benim için bir sakıncası yok ama bir şartım var. İsrail'le gizli olarak görüşmeler yapmak istediğim zaman bana imkan sağlayacaksınız, dedi. Yasser Arafat, Norveçlilerin kendisiyle İsrail arasında arabuluculuk görevi üstlenmesini istiyordu. Norveç hükümeti Arafat'tan gelen cevabı duyduğunda çok şaşırmıştı. Norveçliler 1979'dan itibaren her yıl düzenli olarak Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında gizli görüşmeler yapılmasını sağlamaya çalıştı. Fakat İsrailliler, Norveçlilerin Arafat'tan veya Filistin Kurtuluş Örgütü'nden getirdikleri mesajları dinlemeye hiç niyeti yoktu. İsrail İşçi Partisi 1980'lerin ortasında Isaac Shamir'in Likud Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. Shamir, Likud üyesi Moshe Amirav'a Filistinli politikacı Faysal Hüseyin'i ile Kudüs'te gizli görüşmeler yapması için yetki verdi. Tartışmaların merkezinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'i tanıması, Batı Şeria'da özerklik ve Ürdün'le federal ilişkiler vardı. Amirav Hüseyin planı yıllar sonra Oslo Sözleşmesi'nin temelini oluşturacaktı. Fakat bu görüşmelerin hepsi birinci intifadanın gölgesinde kaldı. Bu Filistin ayaklanması hem İsrail'i hem de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü hazırlıksız yakalamıştı.